201. Sayfa Hazır mıyız? 1. Düzlemde sabit bir noktadan eşit uzaklıktaki noktaların oluşturduğu kümeye çember denir. 2. Çemberin üzerindeki bir nokta ile çemberin merkezi arasındaki uzaklığa yarıçap denir ve küçük r harfi ile gösterilir. 3. Çemberin iki noktasını birleştiren ve merkezinden geçen doğru parçasına çap denir ve büyük R harfi ile gösterilir. 4. Çemberin çevresinin çapına oranı pi sayısını verir. 5. Çapı 20 metre olan helikopter pistinin çevresi beyaz boya ile boyanacaktır. Boyanması gereken bölgenin uzunluğu kaç metredir? Evet. Boyanması gereken bölge bu çemberin çevresidir. Çemberin çevresini pi çarpı büyük R formülü ile bulabiliriz. Büyük R çaptır. Pi'yi 3 alacağız. Büyük R 20 metre. Dolayısıyla 3 ile 20'yi çarptığımızda boyanması gereken bölgenin uzunluğunu 60 metre olarak buluruz. 6. Aşağıda verilen O merkezli çemberin uzunluğu kaç birimdir denmiş. Şimdi çemberin yarı çapına baktığımızda 5 birim. O halde çevre 2 pi r formülü pi'yi 3 alınız demiş. 2 çarpı 3. R'yi de 5 bulduk. 2, 3 ve 5'i çarptığımızda 30 birim olarak çemberin çevresini bulmuş olduk. 7. Aşağıda verilen o merkezli çemberin yarı çapı 14 santimetre olduğuna göre çemberin uzunluğu kaç santimetredir denmiş. Evet. Çemberin çevresinin formülü 2 pi R. Pi'yi 22 bölü 7 alacağız bu sefer. Yarı çapı da 14. Şimdi burada sadeleştirmeler yapalım. 14 ile 7 sadeleştiğinde 2 olur. Yukarıda 2, 22 ve 2 var. Bunları çarptığımızda 88 cm buluruz. Çemberde açılar. Arıtma tesisleri gelişen sanayileşme, artan nüfus ve beraberinde getirdiği çevre sorunlarıyla çevre kirliliği sürekli artmaktadır. Çevre kirliliğini ortadan kaldırmak için çözüm yolları sürekli yenilenmektedir. Birçok bilimsel çalışmayla özellikle atık su arıtım yöntemlerinde ilerlemeler kaydedilmektedir. Atık suların tekrar kullanılabilir su haline gelmesi için bir dizi fiziksel, kimyasal ve biyolojik işlemlerden geçmesi gerekmektedir. Atık su arıtma tesislerinin önemli birimlerinden olan çöktürme bir katı sıvı ayırma tekniğidir. Çöktürme havuzları kendiliğinden çökebilen maddelerin uzaklaştırılması, biyolojik yumakların giderilmesi, kimyasal işlemlerle oluşturulmuş yumakların çöktürülmesi amacıyla kullanılır. Kullanılan çöktürme havuzlarının görünen yüzeyleri fiziksel özelliklerine göre dikdörtgen, dairesel veya kare planlı olarak sınıflandırılır. Aşağıda bir arıtma tesisinde oluşturulmuş çöktürme havuzlarının fotoğrafı verilmiştir. Yukarıdaki fotoğrafını gördüğünüz su arıtma tesisi şekil olarak neye benzemektedir? Evet bu şekil olarak arkadaşlar bir Daireye benzemektedir. Yukarıdaki fotoğrafta gördüğünüz A şeklinin merkezi neresidir? Bu geometrik şeklin diğer önemli parçalarını gösteriniz. Evet, A şeklinin merkezi, bakın burasıdır. E, bu şeklin diğer önemli parçaları ise buradaki yarıçaplar var, bakın ve buradaki yay parçası var. Fotoğrafta gösterilen x açısının ölçüsünü yaklaşık olarak tahmin ediniz. Bu açıyla gördüğü yay arasında bir ilişki var mıdır? Evet. X açısı geniş bir açı. Yaklaşık olarak 160 derece olabilir. Şimdi bu açıyla gördüğü yay arasındaki ilişki de şu şekildedir. Gördüğü yayın ölçüsü 160 derecedir. Merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. 207. sayfa. Sıra sizde. 1. O merkezli çemberde AOB açısının ölçüsü 80 derece olduğuna göre AB yayının ölçüsü kaç derecedir? AOB açısının ölçüsü 80 derece ise gördüğü yayın ölçüsü de gene 80 derecedir. Merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. O merkezli çemberde CD yayının ölçüsü 140 derece olduğuna göre COD açısının ölçüsü kaç derecedir denmiş. Şimdi CD yayının ölçüsü 140 derece ise buradaki COD merkez açısının ölçüsü de yine 140 derecedir. Çünkü çemberde merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. 3. O merkezli çemberde AOB açısının ölçüsü 100 derece olduğuna göre OAB açısının ölçüsü kaç derecedir denmiş. Şimdi bakın burası 100 dereceymiş. Şimdi buradaki AOB e, üçgeni ikiz kenar üçgendir çünkü OA ile OB birbirine eşittir yarıçap oldukları için. Şimdi 180'den 100'ü çıkardığımızda geriye 80 derece kalır. 80'i de 2'ye böldüğümüzde OAB açısının ölçüsünü 40 derece olarak buluruz. Burası 40 derece, burası da yine 40 derecedir. 4. O merkezli çemberde OA doğru parçasının uzunluğu ile AB doğru parçasının uzunluğu birbirine eşit olduğuna göre AB yayının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi OA'nın uzunluğu ile AB'nin uzunluğu birbirine eşitmiş. Şimdi OA ile de OB birbirine eşittir. Bunlar yarıçap olduğu için dolayısıyla burada bir eşkenar üçgen çıktı. Eşkenar üçgenin üç açısı da birbirine eşit olduğuna göre açılarının her biri 60 derecedir. Dolayısıyla BOA açısının ölçüsü 60 derece olduğuna göre AB yayının ölçüsü de 60 derecedir. 5. O merkezli çemberde BC yayının ölçüsü 2x artı 5 derece, BAC yayının ölçüsü 3x eksi 15 derece olduğuna göre x'in değeri kaç derecedir? Şimdi BC yayının ölçüsü 2x artı 5, BAC yayının ölçüsü 3x eksi 15. Şimdi bu ikisinin toplamı 360 derece olacak. Çünkü çemberde merkez açı 360 derece olduğu için yayın ölçüsü de, çemberin çevresinin ölçüsü de 360 derece olur. Şimdi burada denklemi çözelim. 2x, 3x daha, 5x yapar. 5 ile eksi -15 15'i topladığımızda eksi 10 yapar. Eksi 10'u sağ tarafa geçirirsek, 3x, 5x eşittir 370 olur. 370'i de 5'e böldüğümüzde, x açısının ölçüsünü 74 derece olarak buluruz. 208. sayfa kazanım kavrama testi 17. Birinci soru. Yukarıda verilen o merkezli çemberde AOB açısının ölçüsü 140 derece olduğuna göre ACB yayının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi burası arkadaşlar 360'dan 140'ı çıkardığımızda 220 derece olur. Dolayısıyla ACB yayının ölçüsü de 220 derecedir. Çünkü çemberde merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. Doğru cevap D şıkkıdır. İkinci soru. O merkezli çemberde AOB açısının ölçüsü 3x artı 40 derece ve AB yayının ölçüsü 100 derece olduğuna göre x'in değeri kaç derecedir? Şimdi burası 100 dereceymiş. Şimdi merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. 3x artı 40 eşittir. 100 ise buradan 40'ı sağ tarafa geçirdiğimizde eksi olarak geçer 60 kalır. 60'ı da 3'e böldüğümüzde x açısının ölçüsünü 20 derece olarak buluruz. Doğru cevap A şıkkıdır. Üçüncü soru şekildeki O merkezli çemberde AD doğru parçası çap ve OC doğru parçası BOD açısının açı ortayıdır. AOB açısının ölçüsü 80 derece olduğuna göre CD yayının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi AOB açısının ölçüsü 80 dereceymiş. 180'den 80'i çıkarırsa geriye 100 derece kalır. Şimdi şu OC yarı açı, açı ortay olduğuna göre bakın burası 50-50 olarak 2'ye bölünür. Şimdi COD açısının ölçüsü 50 derece ise CD yayının ölçüsü de 50 derecedir. Doğru cevap B şıkkıdır. Dördüncü soru. Şekildeki O merkezli çemberde AB doğru parçası ile CD doğru parçası birbirine paralel. ABO açısının ölçüsü 30 derece ve DCO açısının ölçüsü 50 derece olduğuna göre BC yayının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi AB doğru parçasıyla DC doğru parçası birbirine paralelse bakın burada bir M kuralı var. Dolayısıyla BOC açısının ölçüsü 30 ile 50'nin toplamı 80'e eşittir. Burası 80 ise BC yayının ölçüsü de 80 derece olur. Doğru cevap C şıkkıdır. 5. soru: Şekilde verilen O merkezli çemberde AB yayının ölçüsü 100 derece ise OAB açısının ölçüsü kaç derecedir diye sorulmuş. Şimdi AB yayının ölçüsü 100 derece ise AOB açısının ölçüsü de 100 derecedir. Bu bir ikizkenar üçgendir. 180'den 100'ü çıkardığımızda geriye 80 kalır. 80'i de 2'ye böldüğümüzde buradaki açıları ölçülerini 40 40 olarak buluruz. OAB açısının ölçüsü 40 derecedir. Doğru cevap C şıkkıdır. Altıncı soru. Şekilde verilen saatte akrep ile yelkovan arasındaki büyük yayın ölçüsü kaç derecedir denmiş. Şimdi saatte 12 tane bakın nokta var. 360'ı 12'ye böldüğümüzde iki nokta arasındaki açıyı 30 derece olarak buluruz. Şimdi 12 ile 5 arasında 5 tane nokta var. 5 kere 30 burası 150 derece yapar. Şimdi bize akrep ile yelkoğan arasındaki büyük yayın ölçüsü sorulmuş. Yani şuradaki yayı bulacağız. Şuradaki açıyı bulalım. 360'dan 150'yi çıkarırsak 210 olur bu açı. 210 derecenin gördüğü yayın ölçüsü de yine 210 derece olur. Doğru cevap C şıkkıdır.